Bir ayrıcalık yaptık kendimize. Saat tam 12 olduğunda 9. yaşımızı sizlerle kutlayalım istedik. Çünkü sizlerle var olduk. Daha nice 9 yıllara. Benim 9'u, de 10'u. oğlum 9 yaşında. Evet. Aynı zamanlarda dünyaya geldi Evet. Asporlu oğlum. İkisine de maşallah diyorum. Yani hakikaten benim hayatımdaki en büyük kıvançlardan ikisi. Ama en büyüğü tabii ki o evladım. Hani Mihal Schumacher öyle demişti. Hayattaki en büyük başarınız ne demişti. Adam defalarca dünya şampiyonu olmuş. Sayısız Grand Prix kazanmış. Dünyanın en çok kazanan sporcusu falan. En büyük başarınız ne demişlerdi. Boğaz kenarında bir basın toplantısında. Türkiye Grand Prix Türkiye öncesi. Ailem, çocuklarım demişti. evet. Ama Ama sonrasında en çok A-Spor'da bizim vakit ailemiz, geçirdiniz. hepimiz kardeşiz, hepimiz akrabayız. Aile içinde tartışmalar da olur ama genelde A-Spor'da neşe, keyif daha çoktur. Ve buradan burada hepimiz hayata dair bütün enerjiyi topluyoruz. Bugün dışarıdayken taksici hiç kimseyi almıyordu. Biz 2-3 kişi yapıyorduk. Benim önümde durdu. Utandım da biraz. Serkan abi dedi yani. Aldı ne yani ne sayesinde oluyor bu? İşte burada sizlerle birlikte yaptığımız bu yayınlar sayesinde hayatımızdaki güzel şeyleri nasıl ki hocalarım futbola borçlu bu güzel oyuna, kulüplere, camialara çalıştıkları. Bizler de Güzel, A-Spor'a güzel borçluyuz. Nice oyun. güzel yaşlara A-Spor daha 9 yaşında. Ben oğluma bakıyorum böyle. Delikanlılar vardı bugün abileri vardı onlarla takıldı biraz. O daha 9 yaşında. Düşünün ki 20 yaşında, Ama 30 A-Spor'un... yaşında, 40 yaşında, 50 yaşında bir A-Spor. Onları da görmeyi nasip etsin Allah. İnşallah. A-Spor bize de çok şey katıyor. Tabii Onun da ki. altını çizmek Sağ olun lazım. hocam. Sizler de çok Sana şey. benzer Tabii. bir olayı ben bugün de bulunduğum ortamda defalarca yaşadım. Gerçekten burada olmaktan gurur duydum. Tamam. Aileden bahsettik. Biz de hepimiz A-Spor'un evlatlarıyız. Tabii ki. Yani evlat olmanın da Hocam işte ilk gururunu... yayından görüntü veriyoruz. Ender Bilgi gencecik bir Ya ben o günü hatırlıyorum ya. Adammış. Hala öyle canım Ender Bilgin. Hani Abdülkerim hamile eşi, eşinin hamileliği nedeniyle milli takımdan özel maçtan önce ayrılmıştı ya. Ben tatilde hamile eşim işte, oğluma hamile eşimi bırakıp otelde buraya gelmiştim A-Spor için. Hani onları hatırlıyorum. Çok enteresandı. Öyle Bir de burada hepimizin yani emeği ya de burada var. Abdülhamit için ben ve Sayın Kesinlikle. Serhat Albayrak bu vizyonlarından dolayı ikisi de spor dostu. İkisi de Ne müthiş çok destek vizyoner veriyorlar insanlar. kanala, Çok bizlere. teşekkür etmek Önümüzü lazım. açıyorlar. Bir Aynen. de hiçbir Yani şey 30 yıldır ikimiz de bu mesleğiyiz. Yani Aynen. çalıştığımız Aynen. kurum. Ben Sağ A-Spor olsunlar. derim çalıştığım Ya ben için hatta eve diyebilirim. geliyormuş gibi hissediyorum ya. Aynen. Ben, ya kaldı ben... ki hocam tesisleşme Türk sporunda önemli Tamam. bir yer alıyor. Biz nereden nereye geldik? Aynen. Yani şu Ya an şu içine Türkiye'nin bulunduğumuz stüdyo, bu imkanlar... en çağdaş ülkelerdeki stüdyolara benzer çalışma imkanlarına Öyle. sahibiz. Her yönden çok geliştik. Bir de burada insanlar tabii yani yazıp çiziyor bazen şöyle böyle yani bir şey bilmeden bana göre yazıp çizdiklerini düşünüyorum. Bilgileri yok, fikirleri var. Ne Serhat Bey, ne Haluk Bey bugüne kadar. Serkan da aynı şekilde bir dönem koordinatör oldu. Arkasından Ender oldu. Sen de burada önemli bir görevdesin aynı şekilde. Sizlerin Yani başta tabii patronlar olmak üzere hiçbir şey müdahale etmeden özgürce ben hem A-Spor'da istediğim 5. yılım başladım. İstediğim yorumla yaptım. Kimse hiçbir şey demedi. Bir tane de yazıma bir kelimem bugüne kadar Cüneyt yani hiçbir şekilde çıkmamıştır. Tabii Bak ki. kelime hiçbir Elbette. şey ne her şeyi yazmışımdır. Yani bu da önemli. Yani çalıştığınız kurumda böyle bir özgürlüğü de veriyor size. Hem yorumcu olarak Bir de konuşuyorsunuz. ben Aynı kişisel şekilde olarak da bir şey gazetede de bunu söylemek istiyorum. yazabiliyorsunuz. Bu da çok önemli. Kişisel olarak da bir şey söylemek istiyorum. Hani burada kendim olarak bu kadar sağlıklı bir ortamı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Sizler de dahil olmak üzere. Çünkü ben hani başka biri gibi davranmak zorunda olmadığım, hakikaten evim Tamam. kadar rahat olduğum ve hissettiğim bir yer. Moral bulmak için günün alakasız saatinde uğradığım bir yuva hani benim için. O yüzden gerçekten umarız izleyenlere de keyif veriyordur. Çünkü spor keyif için var. İlk açılan ekşi sözlük başlığını hatırlıyorum. Hep beraber gülmüş ve aa iş ciddiye bindi ve mutlu olmuştuk. Tamam bu iş tuttu demiştik. Ender Bilgin sen ben. İlk açılan A-Spor açık uyuyakalmak.
Kapatmıyor çünkü insanları. Evet, evet. Yani televizyon açık. Son ana kadar izlemek son sayfa. Evet. Bir zamanlar Mustafa kardeşimiz. İşte şimdi Melike abi devralı. Yani son sayfasında öyle. Aa işte biraz gülme, gün boyunca neler olmuş falan derken uyuyorsun. Sonra bir giden gözünü bir açıyorsun. Hala Aspor açık. Ben, benim de çok başıma geliyor. O yüzden açık kanlıda devam etmesi için kendi artık Galatasaray'la. Galatasaray evet. Kendi artık yemediğimizi vermiyoruz müşteriye. Ben de öyle uyuyorum evde. Doğru. Ben de kesin öyle uyuyorum ama altını çizmek istediğim önemli bir konu da şu. Belki bazı arkadaşlarımız, izleyenler farklı düşünebilir. En çok aldığım övgülerden biri, hocam sizin kanalınız gerçekten tarafsız. Bu cümleyi çok sık duyuyorum. Ona çok önem veriyoruz zaten hocam. Evet, yani bunu gerçekten çok sık duyuyorum. Belki de biz de belirli bir camiaları temsil eder gibi görünsek de oralarda tarafsız olmaya çalıştığımız zaman bunun karşılığını da futbol severlerde görüyoruz, alıyoruz. Yani bunun altını çizmek lazım. Mutlaka bazıları biraz farklı düşünecektir. O da gülün dikeni olsun. Ya bu ben de şunu söyleyeyim. Farklı maç fikir, anlatırken tabii en çok eleştiriyi kalbimde olan takımın taraftarından alıyorum. Çok da mutlu oluyorum. Ben de böyle oldum yani. Böyle de artık. O kadar tarafsız kalmışım. Meyve veren ağaç taşlanır. Kendi kendine böyle motive edeceksin. Hoşuma gidiyor hocam yani beni. Hayır, sevgili Cüneyt de hepimiz maç yorumculuğu yaptık sen maç anlatırken. Orada neler düşündüğünü, hangi ruh haliyle onu anlattığını çok iyi biliyoruz. Yani bizim kendimizden emin olmamız yeter. Ama Cüneyt diyor ki neyse işimize bakalım diyor. Bakalım. Dönelim Galatasaray'a ki Aspor daha nice yaşlarını kutlamaya devam etsin.